Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, Gamer'de bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Texas Chainsaw bölümünden hepinize selamlar. Gençler, bugünkü bölümümüzde yapacağımız şeyi hemen göstereyim size. Burada bildiğiniz üzere karakterimizin özellikleri var. Ben de şu an mevcut olan puanlarımla şu şekilde stealth özelliğimi fullleyeceğim. Kalan 11 puanı da proficiency özelliğine vereceğim. Onu da neredeyse fullledim sayılır. Bu şunu sağlayacak. Oyunda herhangi bir item alırken, ne bileyim bir yerlerin altından geçmek için kapak kaldırırken falan hiçbir şekilde ses vermeyeceğim. Ne kadar spamlersem spamleyeyim E tuşunu. Ve şu proficiency sayesinde bir şey alırken falan doldurduğum sarı bar daha fazla ilerleyecek. Yani itemleri hiç ses çıkarmadan çok hızlı bir şekilde alabileceğiz. Bugünkü build'imiz bu arkadaşlar. Gençler, hızlı bir şekilde perklerimi de anlatayım. İlk perkümüz, elimde sigorta ya da vana tutarken o eşyayı takmam gereken yer 40 saniye boyunca bana gözüküyor. İkinci perkümüz, kapıları kullanarak bir aile üyesini sersemlettiğimiz zaman aile üyeleri 12 saniye boyunca stun yiyor. Ve son perkümüz, kendimi iyileştirdiğim zaman 8 saniye boyunca her saniye 2 can 2 can olmak üzere iyileşmeye devam ediyorum. Özellikle bu sondaki perkü çok beğendim gençler. Heal bu oyunda çok önemli biliyorsunuz ki. Gençler, Connie'nin gizliliği en yüksek olan olduğu için... O ne oğlum, nerede doğdum? Bismillah diyorumdaki adama bak. En rahat bununla yapılıyor o build. Gördüğünüz gibi, yani soldaki barım dolmuyor bile, ben size öyle diyeyim. Oğlum doğduğum yerinde bir de toolkit var. Şöyle arkadaşlar, lan onu alma artık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, sarı kısmı hızlı dolduruyorum. Soldan da hiçbir şekilde ses vermiyorum. Böylece maç başında dedeyi daha geç uyandırmış oluyorsunuz. Artı maç içerisinde bir şeyi hızlıca almanız gerekiyorsa... Yapma oğlum, bu nasıl bir şans? Bu nasıl bir şans? Arkadaşlar, bu şansı bana güzel kardeşlerimden bir tanesi açıklayabilir mi lütfen? Yani... Oğlum bu oyunda da mı build yapınca şanssızlığım tutuyor ya? Bu oyunda da mı ya? Aynen, bari de beni ispiyonla. Arkadaşlar şuradan geçeyim, ben bir kaçayım bu arada diyeceğim de önüne mi çıkıyoruz adamın, ne yapıyoruz? Çok şanssızım şu an, gerçekten çok şanssızım, bir heal'lanmam lazım. Güzel, bir tane heal buldum ama küçük. Ne anlattığımı unuttum ya. Tamam, büyük heal zaten fullenmemize yardım oldu çünkü küçük heal'ı bastıktan sonra yavaş yavaş canım doldu. Dediğim gibi güzel bir perk. Ne oluyor lan? Arkadaşlar bu arada katiller var ya, çok gelişti oyunda. Gerçekten o beta'daki kaçışları falan unutun. Acayip güçlendiler, bir de perk olayları falan geldi ya. Kaçışlar çok zorlaşıyor. Aa, bunu birisi zaten sonuç kısmına getirmiş. Oğlum adamı öldürdüler bile, hey maşallah. Ya gördün mü o beni? Onun ardından altta şey var, hillbilly diyecektim, altta Leatherface var. Arkadaşlar ben şunu alayım. Şimdi bir sessizlik. Tamam, şuradan deparı koyarız. Şuradan depar koyuyoruz. Evin içerisi var ya, inanılmaz sıkıntılı arkadaşlar. Bu harita net bir şekilde en güçlü killer haritası. Oğlum ne oluyor lan? Burada mı biri var? Arkadaşlar galiba burada biri var. Ya sisi geliyormuş. Allah'ın belası kadın ya. Oo, işledi mi o bana? İşlememiştir, işlememiştir. Arkadaşlar şöyle hiç ses vermeden, gördüğünüz gibi burayı da açtım, hemen altından geçtim. Trick deneyeceğim. Deneyemeyeceğim. Oradan yapamam onu. Nereye geldik? Tamam, güzel. Akıllı oynadık. Tekrar şu aradan. Oo, buradaki kusmuk da duruyor tabii. Yandık. Var ya, fena oynuyorlar şu an ya. Ya bana diyorlar ki illa... Oğlum sarhoşlaştım lan. Bana diyorlar ki illa ekiple oyna. Arkadaşlar şimdi trik deneyeceğim. Şuraya gidiyor gibi yaptım. O geçtikten sonra... Oo, yemedi lan. Çakala bak, gördü galiba. Biraz erken yaptım triyi. Yani maç çok değişik bir hal aldı şu an. Fuse'u saldım oraya. Bir daha zehirlendim. Bu kusmuk ne kadar duruyor ya? Burada da kusmuk var. Hey maşallah, hey maşallah. Oğlum sarhoşlaştım arkadaşlar. Lan gidemiyorum. Bir door slam yapabilsem. Çok zor şu an, imkansız gibi bir maç yani. Gördüğünüz gibi hep aynı yerde dolanıyorum sadece. Oğlum beni bırak la. Yine aynı yere geldim. Aha, burada trap de var. Aman diyeyim, aman diyeyim, aman diyeyim. Hiç aykıra yakalanmadan arkadaşlar. Şurayı bir kapat, tamam mı? Aşağı bir in. Allah'ım ya Rabbim, yaşadığım şeylere bakar mısınız arkadaşlar? Yani oyun şeye döndü ya. Aç şurayı lan. Ha, bir sen eksiktin. Bir sen eksiktin anasını avradını satayım. Aa! Son hitim kaldı. Şunu bas, şunu bas, şunu bas. Lan bu nereden geldi? Arkadaşlar demiştim, killer'lar inanılmaz güçlendi oyunda. Lan suratıma mı osurdu, o ne yaptı? Johnny ve Sissy inanılmaz değiştirdi oyunun dengesini.
Yani iki tane ile aradan geçen karakter olduğu zaman hiç Hitchhiker'la Sisi yok ediyorlar. Hiçbir şey yapamadım valla. Gençler, şimdi ben az önceki maçın sıkıntısını özetleyeyim size. İlk olarak Family House. Bu haritada kaçmak inanılmaz zor. Gerçekten bak, yapabilen helal olsun. Yani katillerin kötü oynaması lazım sizin oradan kaçabilmeniz için. Çünkü ev için de yapmanız gereken şeyler ve evin içi çok dar. Gördüğünüz gibi Sisi az önce hiç bırakmadı peşimi. Çünkü hani kaçabileceğim, izimi kaybettirebileceğim bir yer yok. Hani evin içinde çime giremiyorsunuz, bir şeye giremiyorsunuz falan. İkinci sebebi de Sisi ve Hitchhiker'ın aynı anda oyunda olmasıydı. Şu anda da varlar. Tamam, info karakterleri olmuyor ama bu arada şu kemik de alalım, elimizde hazır dursun. Detone oldum arkadaşlar, çaktırmayın. Yani bu stealth'i fullememiz, proficiency'yi fullememiz falan gayet iyi ama... Ay olay. İşte mapinde önem var. Neyse ki bu sefer gas station geldi. Evet, daha toolkit bile bulamadım. Hayvan ol hayvan. Oğlum oyun var ya. Benim için betanın ilk günlerine döndü arkadaşlar. Killer'lar çok güçlendi. İlk başlarda kaçamıyordum ya hiç yani. Abi sürekli kaç 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 yazıyordunuz. İşte bu build'in avantajı da şu arkadaşlar. Bubba dibimde şu an. Sağımda bir yerde. Ama gördüğünüz gibi tak 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 tak. Ses çıkarmadan hızlı bir şekilde eşyalarımızı alıyoruz. Böyle böyle build'ler yapacağım bu arada. Mesela gücü fullleyeceğim. Jeneratör açma kapatma hızını falan göreceğiz. Böyle böyle build'ler yapacağım arkadaşlar. Tamam, dede daha yeni uyandı, güzel. Olabildiğince geç uyanması lazım bu arada. O yüzden size başta hani eşyaları spamleyerek alın diyordum ya. Başta yapmayın arkadaşlar bunu. Başta dedeye ses vermeyin. Olabildiğince geç uyandırın. Bu önemli. Tamam, basement'tan kurtulduk. Ama kurtulmaz mı olaydım? Ananı avradını. Arkadaşlar. Tamam, hedef dağıttı. Çok iyi. Ananı avradını. Bu kim oğlum? Lan bunu niye buraya koydunuz? Oğlum şaka mı? Dalga mı geçiyorsunuz lan benimle? Arkadaşlar şunu alalım gelmişken. Bunu götüreceğimiz yer nerede? Aa, evin içinde lan. Oraya nereden gidebilirim? Abav. Arkadaşlar. Ya bu oyun niye bu hale geldi ya? Arkadaşlar, yemin ediyorum killer'lar öyle bir güçlendi ki. O eski ilk Friday günleri gibi ya. İlk Friday'de de çok korkunç oluyordu ya. Ben bu arada şurayı açayım adama. Hem adama hazır hale getireyim. Rampa'yı 2 level yaptılar. Bunlar da biliyor. Oğlum yok mu oynamayı bilmeyen etmeyen ya? Bir iki tane gelsin. Ha, buradasın sen. Şöyle 9. Aşağıda zaten 2 tane yeşil var. Açtan aç, Bubba geliyor galiba. Arkadaşlar eve bir hayvan geldi. Şuradan hemen Baba Mortingen Strauss'ke. Tamam, güzel. Onu açtık da o kapanacak ki biz bulana kadar. Nasıl yaparız arkadaşlar? Aha, adam kaçtı lan. Aa, bizim açtığımız kapı sayesinde kaçtı. İyi. O işe yaradık. Burası kilitli mi hala? Kilitli tabii ki de. 2 kişi kaldık. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Benim canım niye az bilmiyorum ama ulan bir kapı açtık. Kaç kişi gitti anasını satayım ya. Yerlerini görüyoruz, tamam. Şimdi şunu bir fullleyelim hemen. Arkadaşlar artık çok zor. Artık çok zor. Öyle 3 kişilik şeylik kaçışları unutun. 3 kişiye karşı falan yapılan kaçışları. Yani şöyle bir şanssızlığım var. Şu tavuğu dojlamam lazım benim. Tavuğu dojlayabilmem için de... Bir dakika. Tavuğu sadece şuradan geçerek dojlayabilirim. Bubba görmemiş ol lan. Arkadaşlar şuraya... Özelliğimi kullandım. Burada da kemik var ama şimdi şöyle bir şey yapacağım. Umarım gelmezler. İlk olarak kapıyı açacağım arkadaşlar. Kapıda elektrik olsa bile kapıyı açabiliyorsunuz. Sadece gidemiyorsunuz. Çünkü... Ay, ses verdim. Oğlum hay bu tavukların... Hay bu tavukların ben var ya. Çünkü oradaki kemiğe basarsam Hitchhiker hemen gelecek. Fakat bunu açıp sonra basıp jeneratörü kapatırsam yetişemeyebilir. Böyle bu taktiği de unutmayın bu arada. Kapıya geldiğinizde eğer elektrikliyse ilk önce kapıyı açın. Jeneratörü sonra devre dışı bırakırsınız. Tamam arkadaşlar. Ana ne aradın? Geldi ki manyak. Şimdi şundan alayım ben elime, tamam mı? Tuzağı var orada değil mi? Bu adam burayı bırakmadığı sürece hiçbir şey yapamam arkadaşlar ki takılıyor buralarda. Grandpa birazdan 5 olacak. Oturduğum yerden bile yerim gözükecek. İnanılmaz kaldım şu an. Yani burayı kempliyor ki ne yapabilirim ki, baksanıza. Çalılara falan vuruyor yani, orada bir yerde olduğumu tahmin ediyor tabi. Oğlum gitme fake'i verdi de muhtemelen arkadaşlar, başka şansım yok. Ananı avradını, kafama sıçayım oğlum, tut trebim vardı, bozardım lan. Yetişmeyecek ki değil mi? Oğlum. Ya sattım ya, vallahi billahi sattım ya. Arkadaşlar, trebi biliyordum ama basmam dedim ya. Gitmem demiştin. Bayıldık. Görme lan beni. Gördün mü lan? Oğlum gittim sanıyor olabilir mi? Arkadaşlar kalkıyorum. Yetişme lan. Benim git... Oğlum bulamadı mı beni adam? Vallahi bulamadı. Lan ne oluyor? Şunu oyun vuruğu çaksam. Aa, yetiş. Oğlum F'yi nasıl kazanamadım lan? Aa arkadaşlar, F'yi kazanamadım. Ya bu maçlar şaka mı ya? Ne oluyor şu an?
Beni kazana koyup pişirecekler galiba. Çok stresleniyorum. Vallahi oyun çok stresli bir hale almaya başladı. Yani keyfi, gameplay hala aynı, o konuda hiçbir şikayetim yok. Ama killerlar oyunu çözdü ya, çok değişik bir hal aldı oyun. Bu arada orada bir türlü trap'i bozma işareti çıkmadı. O yüzden yanlışlıkla bastım. Karakteri biraz böyle sarhoş gibi sürdüm. Gençler, bu arada 12 saniye boyunca stun atan perk'ü değiştirdim. Çünkü çok fazla kapı stun'la oynamıyorum biliyorsunuz ki, biraz riskli oluyor, biraz daha çözmem lazım. Onun yerine bu perk'ü taktım. Bu perk'te bütün kurbanlar hayattayken ve kaçmamışken maksimum canım ve staminam %5 artıyor. Evet gençler, ne yapacağız? Ne olacak bu halimiz? Dardayım ya resmen. Biraz daha cesur oynayalım diyeceğim de, yani cesurluk, korkaklık bir şeyimiz yok ki. Yine Sisi ve Hitchhiker aynı takımda bu arada. Adamlar bu ilk çözmüş ya. Tamam bak, Slaughter'da kaçarım, burada kaçarım arkadaşlar. Bu arada Proficiency'nin ne kadar doldurduğunu görüyor musunuz sarı şeyleri? 3-4 tane basıyorum hemen doluyor. Hiç beklememe gerek kalmadan neredeyse bir tane slotu direkt doldurmuş oluyorum. Şöyle bir sıkıntı var. Umarım üst tarafa biri camplemiyordur. Çünkü burada kırmızı ses verdim. Buranın buraya çıktığını bilip buraya campleselerdi yanabilirdik. Şimdi arkadaşlar şuradaki aradan geçip, şuradaki çalılarda saklanıp, şunu da hızlayalım. Buradaki durumu kontrol edebiliyorsunuz. Güzel bir spot. Yavaş yavaş şuraya doğru biz bir yol alalım. Leland yanımızda. Ona güveniyoruz. Oğlum bu arada bir şey diyeceğim arkadaşlar. Burada sağda gördüğünüz gibi bir kapı sesi çıkıyor. İçeride killer mi var? Çünkü bizden biri gelmiş olamaz. Değil mi? Leland'a salalım orayı. Leland geri kapattı arkadaşlar, burası yanlış yön diyerek. Güzel çektin adamı, aferin aferin. Oğlum çok iyi lan, Akasya durağı gibi oynadık lan burayı. Yemin ediyorum burayı Akasya durağı gibi oynadık. Şimdi arkadaşlar şuradan iki tane daha toolkit alacağım hemen. Leland var ya, beni fena baitledi. Gerçekten bu ya, gerçek kahraman budur arkadaşlar. Şimdi bu arada Fuse da burada ama Fuse'da uğraşamayacağım. Aha, Grandpa'yı bayılttılar, helal lan size. Lan bu ne oğlum burayı? Ya bu ne yapıyorsun? Hitchhiker salak mısın kardeşim ya? Şurada bir yerde kemik var mı bu arada arkadaşlar? Çünkü aynen var, tamam. Şimdi arkadaşlar çok güzel bir planımız var. Şurayı da hızlı bir şekilde açayım ben. Özelliğimi henüz kullanmayacağım. Şu an şeyde değiliz çünkü. Acele etmem gereken bir durum yok diye hissediyorum. Şimdi buralara bir dikkat edelim. Hitchhiker tuzak falan atmış olabilir. Tamam bak. Jen çalışıyor. Tamam mı? Tavuk kardeş, görme beni. Görme 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 görme. Çok güzel. Yine aynı taktik arkadaşlar. Tuzağa basarsam şu an gelir. O yüzden sağ tık özellik. Hemen şu kapıyı açalım. Hitchhiker orada timing yedi. Muhtemelen içeriye başka birisinin girmediğini düşünüyordur. Ulan tavuktan ses verdik bu arada. Özelliğimi kullandığım için staminam sıfır şu an. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Şuradan da kemiğimizi bir alalım. İki tane alayım ki bir tanesini de yakın dövüş için falan kullanırız. Hitchhiker öyle bir timing yedi ki buraya başka birinin gelmediğini düşünüyor muhtemelen. Lan ne oluyor? Manyak, ne yapıyorsun? Ha, trebe eğilmemiz lazım değil mi? Ben az önce o yüzden sattım. Hep unutuyorum bunu ya. Evet arkadaşlar, az önceki maçı neden sattığımda belli oldu. Eğilmem gerekiyor çünkü. Bak, ruhu bile duymadı Hitchhiker'ın. Çok güzel. Tamam, Jen'i bozdum arkadaşlar. Şimdi bizimkilere olabildiğince yardım etmemiz lazım. Ananı aradım. Geldi manyak. Jen'in cooldown'u var. Oraya gidiyor ama sıkıntı yok. Arkadaşlar ben şöyle bir şey yapacağım. Umarım beni tahmin etmez. Bizim adamı da kurtarmak istiyorum çünkü o beni satmadı. Abi ne gördün anasını sattığımın 3 kilo piçi ya. Arkadaşlar mecbur gideceğiz. Tamam, bunu burada tutuyoruz. Bunu burada tutuyoruz. Çok güzel diyeceğim de yine kovalayacak mecbur. Ne yapacağımı anlatayım. Orada saklanacaktım. Jeneratörün cooldown'u bittiği zaman jeneratörü açmaya çalışırken arkadan sneak attack yapacaktım. Böylece bizim adam da hani zaman kazanacaktı ama yapamadık. Çünkü Allah'ın belası 7 kiloluk adam bizi gördü orada. Gençler, her maç koni alma şansım olmadığı için sürekli gir çık gir çık yaparak da çok zaman kaybediyorum. 3 maç oynadım. Genel olarak stealth, yani gizlilik build'inin önemini de görmüşsünüzdür o şekilde. Yani hoşunuza gittiyse o şekilde bir build yapıp onunla takılabilirsiniz. Bundan sonraki maçlar hangi karakter geldiyse onunla oynayacağım. Ena geldi. Ona da biraz puan verdim. Onunla dayanıklılığını ve gücünü arttırdım iyice. Bir de perklerimi anlatayım hızlı bir şekilde. Staminamı falan daha hızlı yeniliyorum. Öyle perkler taktım. Bir de bir heal item'i kullandığım zaman %25 daha efektif oluyor. Daha çok dolduruyor canımı. Bu arada aradaki bar farkını da hissetmişsinizdir. Ne oluyor oğlum, beni mi kesiyor lan Leatherface? Bir de arkadaşlar şu şekil toolkitlerin... Oğlum bu şaka mı ya? Ya dibimde kesmiş hakikaten. Toolkitlerin yerini gösteren şeyden taktım. Doğar doğmaz 50 metre yakınızdaki toolkitleri gösteriyor. Toolkitleri gösteriyor da Bubba'nın sırtında doğduğum için gidemedim ki. Bir tane perkümüz çöp oldu arkadaşlar. Allah'ın belası, manyak herif. Bak, kapattı orayı da gitti yine. Aç git orada oradan. Aa, kilitledi. Ne yapacak? Güzel, bizim tersimize gitti. Arkadaşlar bu bir yerleri kesiyorken şuradan ses mes umurumda değil. İki tane alıp defolup gideceğim. Şu ara safe zaten, geç hemen şuradan. Oo, bu arada benim en sevdiğim kapıdayım şu an. Bu Ena'nın da arkadaşlar toughness özelliği otomatik olarak yüksek olduğu için yerden hızlı kalkıyor böyle bayıldığı zaman. Bir de maksimum canı daha fazla, yani daha zor ölüyor diğer kurbanlara göre. Aslında en güçlü karakterlerden birisi de bu, hayatta kalma adına. O sevdiğimiz spotu sonunda kullanabildik. Ama artık sevdiğimiz sevmediğimiz diye bir spot ayrımı kalmadı yani. Hepsi bitirdi oyunu ya.
Buralar sessiz gözüküyor. Ben bir işkillendim arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Tamam. Aha bura açık lan zaten. Şöyle tekrar kapatalım arkadaşlar. Şüphe çekmeyelim. Kendimi stunluyordum anasını satayım. Oğlum vallahi sisi sandım. Ağzına vuruyordum küreye. Tamam bu ne yapmış? Devre dışı bırakmış mı o zaman? Çok güzel. Bu her şeyi hazırlamış burada. Lan dur özelliğime geçtim yanlışlıkla. Ne alaka? O zaman Vana'yı alayım. Tamam o zaman arkadaşlar o kaşınma maçı bu maç. Tabii şimdi o şey perküm yok. Aldığım zaman yer gösteren perküm yok. Bu ne yaptı buradan? Niye hocam yol yanlış diye geri döndün sen buradan? Ama Vana spotlarını biliyorum. Vallahi öleceğiz gibi bu maçta kaşıntıdan ama bu kadar hızlı da direkt çıkıp sola dönüp kaçmak istemiyorum ya arkadaşlar. Yani öleyim öleceksem. Tamam burayı açtık. Biri öldü biri kaçtı. Yine yalnız kalacağım ya. Tamam Vana'nın spotunu buldum arkadaşlar. Bu sefer ses çıkartmadan yapacağım. Dikkat çekmek istemiyorum çünkü. Tamam Vana'yı açtım. Şimdi şuradan hemen yolun karşısına geçiyoruz arkadaşlar. Şurası açılacak eğer geri kapatmazlarsa. Ananın ardından Johnny mi lan o? Vana'ya mı gidiyor lan acaba? Yetişir mi? Ne olur Vana'ya gidiyor olma. Hala kapatmadı ama. Tamam açılıyor. Ne oluyorum? Tren geliyor sandım lan. Tamam daha fazla kaşınmayalım arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Jeneratör çıkışını da yapardım aslında ama. Kaşınsam mı ya? Çok kararsız kaldım şu an. Ya beni escape almam için izlemiyorsunuzdur bence. Buradaki aksiyon heyecan için izliyorsunuzdur. Ne diyorsunuz? Sona kaldım. Siksen uğraşmam. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Yeter bu kadar aksiyon. Sona kalmasaydım deneyecektim. Jeneratörü deneyecektim. Ama yok o heyecanı, son heyecanını kaldıramam. Güzel escape almaya başladık. Gençler videonun başında zaten görmüşsünüzdür ama bugün saat akşam 7'de Texas yayınımız olacak onu da söyleyeyim. Link şu an ekranda zaten gelmek isterseniz oradan gelebilirsiniz. İlk Texas yayınım olacak bu arada. Ona da heyecanlıyım. Arkadaşlar söylediğim gibi maç başında ses çıkarmamanız önemli. Normal oyun içerisi o kadar önemli değil. O sadece yerinizi belli ediyor ama maç başında çıkardığınız ses direkt dedeyi uyandırıyor. O yüzden dede ne kadar geç uyanırsa bizim için o kadar iyi. Erkenden uyandığı zaman katiller basement'a gelip sizi darlayabiliyor. Hani dede bağırırken sabit durmanız gerekiyor ya. Oradaki 5 saniyelik boşluğu değerlendiriyorlar. Hemen base'e iniyorlar. Bunu kullanıyorlar. Bu arada E'ye şu şekilde basılı tutarak da ilerletebiliyorsunuz ama öyle alışmadığım için o şekilde ilerlemiyorum ben. Dede de bu şeyleri alırken çok fazla ses çıkarırsanız ya da şu mavi kapılardan herhangi birisini açarsanız direkt olarak uyanıyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim bilmeyenler için. Oyun henüz yeni olduğu için olabildiğince bir şeyleri öğreterek oynamaya çalışıyorum. Kim o arkamdan gelen? Gel gel gel. Ha bak gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hiç ses vermediğimiz için sadece mavi kapıyı açınca uyandı. Biraz sabit durmamız lazım. Ananın ardını gözüktüm ama yapacak bir şey yok. Galiba Leatherface geliyor hemen kaçtım. Bak attığı trebe bak şerefsizin. Yav oraya da atmış. İyi bari önden gitmemişim Allah'tan. Şunu mu alsam ya da ya? Şunu alayım içeride buluruz şey. Dur bakayım arkadaşlar sigorta yapalım ya ne diyorsunuz? Aha içeride biri var. Çök 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 çök. Aman diyeyim aman diyeyim aman diyeyim. Çok güzel yine baitledik bak. Bu spotu bu yüzden size arkadaşlar öneriyorum. Tabii o gözüktü. O onun hatası. Ona yapacak bir şey yok ama. Baba zeki. Baba direkt bu dibe pustu. Oğlum bana ispiyonluyor. Bana var ya bana kitlemeye çalışıyor şu anda. Lan ne var adını? Çimenlerin önemi çimenlerin önemi. Bu burayı ki tutuyor anlaşılan. Nasıl arkadaşlar 5000 IQ'mda mı iyi anladım. Yalnız toolkitimiz yok. Toolkit'i buraya harcadık. Bunu fena darlıyorlar şu an ya. İki kişi o tarafta. Şuradan ben bir geçeyim arkadaşlar. Üçüncü spotumuza gidebilirim. Üçüncü spotumuz iş yapabilir. Şu karşı evden bahsediyorum. Bak oğlum bu şerefsiz ya arkadaşlar. Bunun çok kilit noktalara tuzak atmış bu ya. Okey bir tane kemik aldım şimdi. Oo Bubba da bizimkileri darlıyor. Yemin ediyorum var ya bak şuraya gelip bir an M1 sallayacak sandım biliyor musunuz? Gerçekten bir an öyle bir şey yapacak sandım ama neyse ki aşağı gitti galiba. Ben de şu trabi arkadaşlar unutmadan devre dışı bırakayım. Bu çok güzel bir yere atmış bu arada. Acayip iyi. Direkt kilitliyor size. Yanından sağından solundan geçiliyor muydu bilmiyorum. Riske atmadım ama gerçekten çok iyi bir yere atmış. Evet yine acayip darlayıcı bir maç. Oğlum buraya ne gördün lan? Kan almaya gelmiş manyak öyle gelinir mi? Beni mi arıyor? Şuradan geçeyim arkadaşlar. Vallahi gördü galiba da. Lan hadi oradan. Eşşoğlu eşek. Arkadaşlar acayip dardayım. Tamam. Yanlış taraftan dolanması iyi oldu bizim için. Çünkü şuradan kaçmamızı sağladık. Buradan kaçmamızı sağladık da buradan nereye gideceğiz? Ne toolkit var ne bir şey var. Yani şu an hiçbir şey yapamıyorum ya. Sigortayı açtım kaldım öyle. Oğlum. Arkadaşlar yerimi söylesem bu başuraya gel desem bu kadar net bulabilir ya. Hoppa sen tam bir hayvansın. Yok bitirmişler oyunu arkadaşlar. Vallahi billahi bitirmişler oyunu. Vallahi billahi oyunu bitirmişler killer'lar. Görüyorsunuz değil mi Hoppa'yı? Nasıl darlıyor.
Nasıl darladığını görüyorsunuz değil mi? Benim canım niye gitmiş ya? Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey yapacağız. Aşağı geri gidiyoruz. Toolkit alacağız. Anan ardını. Vurursa bu arada aşağı drop yapmak zorunda kalırım. Hadi hadi atladıktan sonra mouse şöyle bir saçmalıyor arkadaşlar. O bayağı canımı sıkıyor. Şunu bir kullan. Çünkü onun yerine zaten her türlü toolkit alacağım. En azından canımı fullleyeyim. Niye gitti onu da anlamadım ama. Karakter heyecanlandı diye canım gitti ya. Vana da burada var ya arkadaşlar. Vana'yı bir alabilsem. Tamam, şuradaki trebine basmadık. Şahane. Burayı biraz boşlamışlar mı? Eğer burayı unuttularsa var ya şahane olur. Ah ulan Kony olsaydı şimdi açtıydım bitirdiydim bile ya. İşte bir Rabbim bir yerden alıyor bir yere veriyor arkadaşlar. Gücü kuvveti yerinde karakterin. Bu çok güzel. Yine bak dikkat dağıttı adam gözüktüğü için. Hepsi onun üstüne gitse var ya şahane olur. Bu Grandpa da bağıracağı yerleri özenle seçiyor arkadaşlar ya. Ben böyle sağda şuraya kaçtı buraya kaçtı diye şeyler oluyor ya, o sıra ses veriyor muyum? Onu tam bilmiyorum. Hani Purple Slaughterhouse'u geçti, Basement'tan kaçtı falan. Onlar sadece kurbanlara mı gözüküyor? Killer'larda görüyor mu bilmiyorum arkadaşlar. Onu bilen varsa yazabilirse çok sevinirim. Bunun bu arada 3 trap'i de burada. Tekrar buraya getirmediyse eğer trap falan hiçbir şey yok şu an burada. Arkadaşlar vallahi sinsi sinsi ilerliyorum. Burayı unutmuşlar, sonradan hatırlarlar mı bilmiyorum ama hepsi o tarafa yoğunlaştı. Açtığımız kapıları geri kapatalım ki. Anladınız değil mi mevzuyu? Grandpa şu an değil ya. Adam 3 tür o kadar kritik yerde bağırıyor ki. Tamam arkadaşlar yine aynı taktik. Şu an jeneratörü bozarsam katillere info gittiği için hemen yanıma gelirler. Ama önce kapıyı açıp sonra jeneratörü bozarsam jeneratör bildirimi aldıkları zaman yanıma yetişme ihtimalleri olmayacak. Anlatabiliyor muyum? Çok iyi. Burada dediğim gibi trevi falan yok bunun. Tamam boz şunu şimdi. Bu arada gücü işte yüksek olduğu için arkadaşlar gördüğünüz gibi Kony'ye göre çok 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 daha hızlı bozuyor. Of çok zor maçtı yemin ediyorum. İkisi bendeydi Hitchhiker'la Leatherface. İzimizi kaybettirdik. Sinsi sinsi unuttukları yeri bulduk. Haritadaki gap'i bulduk. Güzel bir şekilde işledik. Hadi görüşürüz. Zor maç arkadaşlar, harbiden zor maçtı. Oyunu bilmiyor olsam kaçamazdım yani, öyle diyeyim. Evet gençler, son maçta da Leland oldum. Puanlarım Ena ve Kony'ye gittiği için Leland'a hiç puan basamadım bu arada. Her şeyim sıfır. 3 tane perk'üm var sadece. Ama arkadaşlar bir Leland'ın güce ihtiyacı var mıdır sizce? Tabii ki yoktur. Şöyle direkt kitlerin yerini görüyoruz bu arada. Hemen basalım gaza kitlere doğru. Şurayı kilitleyelim ki arkadaşlar Bubba gelirse kırmak zorunda kalsın, ki geliyor galiba manyak herif. Leland da var ya, şu eşyaları almak eziyet diyeceğim. Keşke kapıyı kırdığını duysaydım değil mi arkadaşlar? Keşke kapıyı kırdığını duysaydım. Oo bir de testere kaldırdı. Hadi bakalım şuraya yetişmem lazım. Gerçi yandan dolanır. Bu ne oğlum, tuzak gibi spot lan. Oo ya, yedik mi? Şuradan da geçsem vurmadan, çok güzel güzel. En az hasarla atlattım burayı vallahi billahi. Öle bilebilirdim ben, size öyle diyeyim. Arkadaşlar oyun çok gerici bir hal almaya başladı ya. Yemin ediyorum bak, hani şu çıkışı yaptım, şunu da yapayım bunu da yapayım diyen adam. Altıma sıçıyorum şimdi ya. Ya hayvan herif. Sal bir sal. Allah şuna sal. Bir toolkit alayım artık ya. Şurayı da açalım arkadaşlar. Bak geldi ayı. Ayı. Ta sen var ya tam bir ayısın ya. Sana hiçbir şey demiyorum ben. Bu kapıyı kilitlemiş miydik? Kitle burayı da. Uğrasın dursun pezevenk. İnanılmaz darlanıyorum ya artık oyunda. Ama güzel. Böyle olması daha keyifli yani. Dümdüz bir tane kilit açıp kaçmaktansa değil mi arkadaşlar? Asıl film heyecanı budur yani. Ben vallahi keyif alıyorum şu an. Aşırı fazla. Ölsem de ölmesem de. Ya çok daha zor şu an evet. Ama zor olan bir şey bana daha çok keyif veriyor yani. Onu başardığım zaman daha bir tatmin oluyor insan tabi. Bu Grandpa'nın bağırma timingleri şaka mı ya? Şunu da arkadaşlar bu arada basalım ki. Hayvan ol hayvan, öyle bir vurdu ki. Sağ omzum düştü ya. Oo. Galiba üstte bizi bekleyen bir tehlike var. Değil mi arkadaşlar? Götten koydum kuka. Hemen yukarı çıkıp kendim arkadaşlar safe bir yere atarsam. Yapabilirsem bu arada fuse taktiğini de gösterebilirim size ama çok zor gibi arkadaşlar. Ana şuraya geliyor adam. Canımızı bir fullleyelim. Cook olması güzel. En azından aralardan geçemediği için çok daha kolay looplanıyor. Nerede o spamleyen Ahmet, nerede arkadaşlar, görüyor musunuz? Göt korkusundan Leland'la bile yavaş yavaş aldım ya. Vana da burada değil. Gelmişken şuradan kan alalım var. Ne yapalım arkadaşlar? Şimdi şöyle bir planım var. Eğer arkadaşlar halledebilirsem. Oh no, oh no, oh no. Chill bro, chill bro. Hey hey. Hey, calm down man. Hey. Sessiz, sessiz. Şşş. Gençler sessiz. Hocam sigortam burada mı? Of güzel güzel güzel. Bir tanesini hayvan gibi buldular. Dede. Sıçarım bacağına. Siktir git. Kup lan, beni mi duydun? Allah'ın belası herif. Tam gir şuradan. Bubba'ya mı geldim? Bubba bana gelmiş. Kırıyor orayı. Arkadaşlar şurayı açalım. Sonradan açmak için vaktimiz olmayacak çünkü. Aha uzaklaştı mı benden? Oğlum uzaklaşmıyor ki hayvan herif ya. Tam özelliğim geldi, özelliğim geldi. Unutturmayın arkadaşlar özelliğimin geldiğini. Aha Vana da buradaymış lan. Şurayı da kilitleyelim bu arada.
Çok güzel. Bu kapı kilitlemek güzel, güvende hissettiriyor insana kendisini de. Ben varım. Sadece ben varım bu oyunda, tamam mı? Paso beni bulun anasını satayım. Paso. Johnny de ayak izlerimi buldu arkadaşlar. Şahane ya şu an. Davana Johnny Cash. Hoppa'nın suratına kapıyı koydum arkadaşlar. Hadi hadi hızlı aç. Hayvan herif. Bir şey diyeceğim, ben tek mi kaldım ya? Bir de Hoppa çok akıllı oynuyor şu an arkadaşlar. Bütün benim geçtiğim bütün spotları kırma üzerine oynuyor şu an. Bura açık değil miydi zaten ya? Johnny mi kapattı burayı? Aha ana şey lan oğlum, adama sövüyordum. Ana bahçeyi açtı biri. Belki ona yoğunlaşırlar. Oğlum Fuse neredeydi lan? Şu oda mıydı arkadaşlar? Şöyle 5, şöyle 3, şöyle 6, şöyle 2 hocam. Hadi 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 hızlı 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 hızlı. Arkadaşlar taktiğimi yapabilecek miyim bilmiyorum ama belki birçoğunuz da biliyordur. Tabi orayı bulabilirsem. Ha şuranın bir ikinci katı atlayışı var bildiğiniz üzere. Buradan atlayıp. Aa oğlum. İnşallah kalkarım. Hadi hayırlısı. Bu oldu deme bana. Geldiler, fail oldum değil mi şu an? Ha bulamadılar lan. Vallahi bulamadılar. Güzel. Arkadaşlar bu olduktan sonra şurayı açıyorsunuz, tamam mı? Sonra şuradan atlıyorsunuz. Bizimkiler de aküden mi gitti bu arada? Ne oldu? Öyle bir şey oldu galiba. Sonra şu aradan geçiyorsunuz. Gençler videoyu çok kısa durdurdum. Burada maçı satıyorum maalesef. O aradan geçtikten sonra sola döner dönmez çıkış kapısını görüyorsunuz zaten. Ben heyecanlandığım için tam gösteremedim. Fakat editlerken doğrusunu anlatayım dedim. Arkadaşlar plan iptal. Yolu şaşırdım. Oğlum bu taktik nasıldı ya? Yolu şaşırdım arkadaşlar. Büyük anlaki, büyük anlaki ya. Şuradan şöyle dümdüz gitmem lazımdı bak. Şuraya bir yere düştüm. Nereye düştüm? Şuraya mı ne? Bir yere düştüm işte. Şuradan dümdüz gitsem kaçıyormuşum. Gördünüz mü şansı? Taktik okey. Yolu unuttum. Şahane. Heal falan bir şey de yok tabi burada. Değil mi? Nasıl olsun arkadaşlar. Kitle şurayı da. Johnny piçoğumuz vurmakla uğraşsın. Bir heal falan bir şey bulursam. Grandpa'da maksimuma ulaştı. Cook da duydu. Zaten kanamamız var. Oğlum sattım ya. Vallahi sattım. O düştüğüm yerden şuraydı bak galiba düştüğüm yer. Şuradan geçip direkt karşıya gitsem kaçıyordum. Ya Grandpa'cım sen de bokunu çıkardın ama ya. Arkadaşlar her şeyi kullanmışlar. Hiçbir şey bulamıyorum ya. Of ağzıma kurban. Ama işte kanamam var. Son kişi olduğunuz zaman şu kanamanız gitmiyor arkadaşlar hiçbir türlü. Onun ardını. Yani şimdi keyif mi alayım? Oğlum stun yemesi lazım değil miydi arkadaşlar orada? Orospu'nun oğlu. Ya sen de mi geldin? Come on. Arkadaşlar o zaman olay ne? Kanamadan ölmek. Ananı s**k. Bir hitlik işimiz kaldı bu arada. Güzel sattı. Saçma sapan bir hamle denedi. Sattı. Yandan dolansa beni indirebilirdi. Ama kaldırdı. Yarrağa geliyor. Darlandım. Grandpa'da maksimum olduğu için şu an. Anladınız değil mi makarayı? Ben yine aynı... Lan geç şuradan lan! Öldük mü? Kanamadan gittik. Ben de diyorum niye geçmiyor? Arkadaşlar muhtemelen o taktiği bilenler o kısmı izlerken bana sövmüştür. Müthiş bir taktik. Çok fazla canınız gidiyor. Evet ama o düştüğüm yerden küçük bir ara var. O aradan geçtiğim gibi direkt karşımda oluyor basement kapısı ve kaçıyorsunuz. Hani hiç merdivenlerden aşağı ineyim, şuna uğraşayım, buna uğraşayım demiyorsunuz. Fakat ilk defa denediğim için, ezber bir yöntemle denediğim için hani beceremedim. Daha önce hiç pratiğim yoktu. Yine de iyiydi, aksiyonlu güzel maçlardı. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Texas tam gaz devam edecek. Oyun yeni olduğu için bu kadar sık atıyorum videolarını. Çok fazla DBD sorun oluyor. 10 gündür falan DBD atmadım, farkındayım. Ama DBD de devam edecek, merak etmeyin gençler. Texas'ın hype'ını alıyoruz sadece şu an. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler. Eğlenceler.